Son yaptığımız yönetim kurulu toplantısında tabii gene danışarak, Sağlık Bakanlığımızla danışarak maçların Ekim ayında başlamak üzere %30 kapasiteyle tribünleri, stadyumu kapasitelerini kullanacaktık. Ve varsa locaları da tam olarak kullanmak için bir karar almıştık. Fakat hepimizin bildiği gibi son zamanlarda COVID-19'daki şu anda gerçekten artış hızı herkesi de endişelendirdi. Ve şu anda Sağlık Bakanlığı'yla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ve hepimizin bildiği gibi bilim kurulunda aldığı bir kararı dün akşam Sağlık Bakanlığımız canlı olarak televizyonlardan tüm Türk halkına, Türk milletine duyurdu. Biz de tabii bundan farklı bir düşüncemiz olması mümkün değil. Çünkü bizim için en önemli şey insan sağlığı ve sporcu sağlığıdır. Eğer insan sağlığına, sporcu sağlığını en küçük ihtimalle de bir tehlike olduğu zaman biz bunu riske atmamız mümkün değil. Onun üzerine bugün yönetim kurulumuz dün akşam Sağlık Bakanımızın açıklamasının ışığında hemen bir karar alarak oynanacak olan ki 11 Eylül'de başlanacak olan Süper Lig maçlarımız ve diğer tüm maçların ta birinci yarı sonuna kadar seyircisiz oynama kararını aldık. Bu bugün aldığımız bir karar. Ama yarın ortalık düzelirse, pandemideki bu artış hızını önlerse, yine eski günlerimize dönersek, tabii ki yine seyircili oynamak için bir karar üretiriz ve alırız. Biz inanıyoruz ki futbol taraftarla, seyirciyle çok güzel. Futbolcularımız da bunu istiyor. Herkes bunu istiyor. Takımlarımız hem kazanç yönünden hem oyuncularının bir taraftan motive olması açısından seyircili herkes oynamak istiyor. Biz de bunu istiyoruz federasyon olarak. Ama eğer olmazsa tabii ki sporcu sağlığı, milletimizin sağlığı, taraftarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Bunun için bu kararı aldık. Efendim bugün akşam Türkiye Macaristan maçı var. Sivas ilk kez tarihinde böyle bir karşılaşmaya sahip olacak. Tarihleri Sivas'tasınız. Bu bilim neler söyleyeceksiniz? Tabii 4 Eylül 2019, 101 yıl önce, yani yarın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk adımı burada atıldı. Sağ olsun Sivas Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve çok değerli başkanım, Sivas Spor'umuzun başkanı Mecnur kardeşim, bizden geçen yıl bir milli maçın bu güzel stadyumda alınması için, oynanması için bizden talepte bulundular. Geçen yıl bu kısmet olmadı. Ama şimdi Avrupa Ligi'nin ilk maçını oynuyoruz. Aynen Cumhuriyetimizin başlangıcı gibi Avrupa Ligi'nin de ilk başlangıç maçını Sivas'ta oynamaya karar verdik. Teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş de buna büyük destek verdi. Ona da buradan teşekkür ediyorum ve bu kararı aldık. Gönül ne isterdi? Bunun da taraftarlı oynanması. Bütün stadyum full dolu olacaktı ve milli takımımızı destekleyecekti. Yine pandemi dolayısıyla bu maçı maalesef seyircisiz oynayacağız. Ama almış olduğumuz kararın arkasında durduk. Maçı bugün burada akşam oynayacağız. İnşallah milli takımımıza da Sivaslımız uğurlu gelir ve Avrupa Ligi'nin ilk maçını galibiyetle başlamış oluruz. Önemli bir maç. Macaristan ciddi bir rakip. Güzel bir maç olacağına da inanıyorum. Ama gönlüm istiyor ki bu maçtan galip ayrılarak Sırbistan'a gidelim. Çünkü Kuveyt'e giderken, Katar'a giderken, 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'na giderken Avrupa Lig maçları çok önemli. Onun için teknik direktörümüz ve bizler de bu maçlara çok önem veriyoruz. Ve buradan alınacak puanlar bizim için çok değerli puanlar olacaktır. İnşallah da bunu olacağız. Ayrıca bir mutluluğumu da burada paylaşmak istiyorum. Devletimiz bu güzel stadyumu yaptı. Sivas'ta 2019-2020 Sivas Spor'umuz çok başarılı bir sezon geçirdi. Bir uzun bir müddette liderlikte kaldı. Sonra ligi hepimizin bildiği gibi dördüncü olarak tamamladı. Ve dördüncü olarak tamamlanmasından nedeniyle de Avrupa Ligi'ne, Euro Lig'e direkt olarak katılıyor. Gruplara direkt olarak giriyor. Tüm Sivaslılar burada 3 tane önemli maçı izleyecekler. Ama ben Mecnur Başkan da yanımda şunu ifade etmek istiyorum.
Türkiye'mizin Avrupa'daki maçlardan puanlara çok ihtiyacı var. Sivasspor'dan çok puan almasını istiyoruz. Oynayacağı 6 maçtan ülkemize önemli puanlar kazandıracağına inanıyorum. Ve bu takımda bu ruh var, bu güç var. Rıza hocamla beraber önemli derecede puan bekliyoruz. Ve inşallah da alacaklarına inanıyorum. Bu sorumluluğumuzun farkındayız. Biz de bu sorumluluğumuzun altında kalkmak için çok önemli transferler yapıyoruz. Yapacağımız bir iki takviyeyle de inşallah hem şehrimizi hem ülkemizi en iyi şekilde Avrupa Ligi'nde temsil edeceğiz. Başkanım çok kısa, Kulüpler Birliği'nin siz de yöneticisi olarak alınan federasyon başkanımızın yönetiminin kararına ne diyorsunuz? Seyircisiz oynanma ilk kere. Çok kısa. Yani tabii daha üst düzeyde toplantılar yapıp daha üst düzey kararlar alıyorlar. Bize de düşen buna saygıyla cevap vermek.